Sağır kulak. Bu kadar boyayla bizim siteyi yeni baştan boyarsın. Duymadın mı? Herkes grafiti yarışmasına katılıyor. Çok başarılı olmalıyım. Merak etme, olacaksın. Umarım öyle olur. Benim gitmem gereken bir yer var. Seninle sonra parkta buluşuruz, olur mu Leon? Hı hı. Maestro, yoksa bir işiniz mi vardı? Hayır, yok. Tam zamanında geldin evlat. Gel bakalım. Bugünkü dersimizi Sera'da işleyeceğiz. Beethoven'ın bir sonatı, Opus 90. Kesinlikle şahane. Fevkalade bir klasik. Müziğin bitkiler üzerindeki olumlu etkisini duymuş muydun? Hayır. Yani bitkiler müziği duyabiliyor mu? Duymakla kalmıyorlar evlat. Büyüyor, serpiliyor ve daha çok çiçek açıyorlar. En azından teoride. Bu teoriyi kullanmak niyetindeyim. Lütfen çal. Affedersiniz maestro. Bir eseri ilk çalışında olur böyle şeyler. Tekrar başla. Zorlandığın bir yer mi var? Hiç anlamıyorum. Notayı görüyorum ama sol elim çalmıyor. Sanki elim biraz küçük kalıyor. Vah zavallı. İşte sorun bu. Elim fazla küçük. Dur bakayım. Haklısın. Bir santimetre kadar küçük kalıyor. İyi ama ben şimdi bu parçayı nasıl çalacağım maestro? Hiç üzülme, daha çok küçüksün. Bitkiler gibi sen de büyüyeceksin. En büyük meşe bile bir zamanlar filizdi. Unutma. Zamanla elin büyüyecek ve bu şarkıya uygun hale gelecek evlat. Öyleyse şimdi başka bir eser çalışacağız. Hayır, başka eser çalışmayacağız. Bu parçayla devam edeceğiz. Bu haftaki ödevin bu olacak. İyi ama imkansız. Kendiniz söylediniz. Engelleri aşabilmelisin. Beethoven sağırdı ama sağırlığı beste yapmasına engel olmadı. Ciddi misiniz? Nasıl başarmış bunu? Bir yolunu bulmuş. İşte ben de senden bunu istiyorum Max. Ne yap et, bu güzel eseri çalmanın bir yolunu bul. Cesaret genç sanatçı. Cesaret. Ne haber Max? Neredeydin? Çiçek bahçesinde. Annem için gittim. Ona bir hediye arıyorum da. Petunya alacağım. Petunya'ya bayılır. İyi peki. Gel Leon'a bakalım. Duvar boyayacağım. Hemen yanına da tarayı koymuşlar. Bakalım kim kazanacak. Merhaba Leon. Bakıyorum daha başlamamışsın. Evet. Şimdi başlıyorum. Kolum. Leon, kalkabilecek misin? Eyvah. Çok acıyor mu? Alçı ne kadar kalacakmış? Tam bir ay. Anlaşılan grafiti yarışmasına devam edemeyeceğim. Kolum bu haldeyken hiçbir yere resim yapamam ki. Beethoven sağırdı ama sağırlığı beste yapmasına engel olmadı. Hayır, pes etmek olmaz. Sağır olmasına rağmen beste yapabilen büyük bir müzisyen varmış. Eminim sen de resim yapabilirsin. Kimmiş o müzisyen? Eski rapçilerden biri ama çok eski. 1980'lerde yaşamış. Adını hatırlamıyorum. Babam anlatmıştı. Galiba MC Beethoven gibi bir şey. Peki müzisyen bunu nasıl yapmış? Tamam buldum. Bu kadar. Merhaba Lamia. Max hala odasında. Max çabuk gel. Leon'un morali çok bozuk. Çünkü hayalleri yıkıldı. Çok normal. Ne oluyor Max? Sol baş parmağım Beethoven'ın bir eseri için kısa kalıyor. Maestro yine de çalışmamı istiyor ama olmuyor işte. Çok çaresizim. Hiç üzülme, sen iyi bir piyanistsin. Bunu ben de biliyorum, maestro da biliyor. Eğer senden böyle bir şey istediyse mutlaka bir yolu vardır. Ama şu anda acil olan Leon. Gel hadi gidelim. Demek geldiniz. Durum kötü. Leon sabahtan beri bu halde. Hele bu müzik beni çıldırtıyor. Merhaba çocuklar. Ne var ne yok? Grafiti yarışması birazdan başlayacak. Oraya gidip... Bakri, çizgi romanları getirdin mi?
Leon, hep kanepede oturamazsın. Tabii ki otururum. Kolum alçıdayken başka bir şey yapamam ki. Tam bir ay boyunca orada oturmaz değil mi? Bir çaresi olmalı ama ne? Ben kemiklerini iyi bir yapıştırıcıyla yapıştırmak dışında bir çare göremiyorum. Neyse, düşünüp bir çözüm bulmaya çalışalım, tamam mı? Benim gitmem gerek. Ne? Ne? Üf, yapamıyorum işte. Her çareyi denedim. Benden bu kadar. Her çareyi denediğinden emin misin? Beethoven sağır olduğunu öğrenince o kadar yıkılmış ki gerçeği yıllarca çevresinden saklamış. Fakat olağanüstü müzik bilgisi sayesinde birbirinden güzel başyapıtlar bestelemeye devam etmiş. Besteci müziği duyabilmek için hayal gücünden yararlanmış. Yani ben de hayal gücümü kullanırsam baş parmağım büyür mü maestro? Sadece etrafını gözlemle Max. Herkesin kendine göre bir derdi var. Ve herkes kendi çözümünü öğretiyor. Aynen öyle. Eksiklerini bir şekilde telafi ediyorlar. Merhaba Max. Hı? Neden ağacın arkasına saklanıyorsun? Grafiti yarışmasına gelmiyor musun? Demek Leon'un kolunu alçıya almışlar ha? Yarışmadan çekilmesi kötü oldu. Leon henüz kararını vermedi. Leon'u kanepeden kaldırmalıyız. Seni dinlemez ki, dışarı çıkmak istemiyormuş. Uzaktan kumandayı kullanmaya bile üşeniyor. Biz onun arkadaşıyız. Derdine bir çözüm bulalım. Haklısın. Küçük prensi kulesinden kurtarmanın zamanı geldi. Merhaba, iyi ki geldiniz. Rica etsem birini sol kulağımın arkasını kaşıyabilir mi? Hadi bakalım mızmız, gidiyoruz. Ne? İyi ama ben kolum alçıdayken dışarı çıkamam ki. Biraz yürüyeceğiz, bunun için kol gerekmiyor. Herkes bana nasıl olduğunu sordu. Ne? Gerçekten mi? Şaşırma, sen bu işte iyisin, hadi. Tamam ama fazla uzaklaşmayalım. Hadi Leon, yoksa bacağını da mı kırdın? Niye buraya geldik? Beni üzmek mi istiyorsunuz? Arkadaşın olduğumuz için buradayız. Başına kötü bir olay geldi ama yarışmaya katılmazsan pişman olursun. Hadi Leon, yapabilirsin. Paniğe kapılma. Sağ kolunun yerine geçecek bir şey bul. Örneğin sol elini kullan. Ağzını mı kullansan? Bir de ayağını dene. Hiç uğraşma Max. Ne yapsam olmuyor işte. İşe bak. En sevdiğim tişörtüm gitti. Durun, buldum. İşe yarayacağından emin misin? Tabii. Yeter ki bir dene. Harika bir fikir. İyi ki akıl etmişsin. Başardık. İnanılmaz. Ben gidiyorum. Hemen şeye gitmeliyim. Çiçek bahçesine. Max bugün bir garip değil mi? Sağ ol Beethoven. Hay aksi hesar olduğunu unuttum. Maestro, şu telafi etme fikriniz harikaydı. Leon kırık kolu için bir çözüm buldu. Benim de elim için bir çözümüm var. Aferin sana. Çözümü merakla bekliyorum. Aferin sana genç maestro. İşte çözüm buydu. Sol elinin yetmediği yerde sağ elini devreye soktun. Galiba küçük bitki dostlarım da müziğini beğendi.
Rafadan Tayfa. Her gün senin kanalın TRT Çocuk'ta. Dedeciğim, duyduk.